Hatay'ın ilk belediye web televizyonundan, Antakya Belediye TV'den herkese iyi akşamlar diyoruz sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Başkan Kimyeci ile gündem özel programında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve stüdyo konuğumuz Antakya Belediyesi ailesinin çok değerli lideri Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kimyeci. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Siz nasılsınız? Çok sağ olun Hayrettin Bey. Efendim Antakya Belediyesi durdurak bilmiyor. Yoğun çalışmalar, yaz şartları, kış şartları, dört mevsim demeden, durdurak demeden devam ediyor. Siz de bu yoğun temponun lideri olarak bütün çalışmalarda bizzat denetimlerle yapılan hizmetlerin başındasınız. Bürokratlarınızla, birim müdürlerinizle birlikte her hizmeti bizzat kontrol ediyorsunuz ve Antakya'nın 95 mahallesine hizmetleriniz artarak devam ediyor. Bu hafta da yine bizleri kırmadınız. Stüdyomuzda canlı yayın konuğu oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağ. Efendim içme suyuyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi içme suyu fiyatları noktasında vatandaşlarımızın çok önemli serzenişleri var. Uzun zamandan bu tarafa siz Antakya Belediyesi Başkanı kimliğiyle de aynı zamanda AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi kimliğinizle de bu konuyu çözüme kavuşturma adına çok önemli çalışmalar yaptınız. Çok önemli gayretler gerçekleştirdiniz. Bu konuda çok önemli gelişmeler var. Önemli mahkeme kararları var. Süreçle ilgili şu anda gelinen durum nedir Sayın Başkanım? Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Tabii su konusu gerçek maliyet hesap edilmediği için 20.11.2014 tarihinde biliyorsunuz mecliste bir hesap hatası sonucu bir karar alınmıştı ve biliyorsunuz kademeli su tarifesi ortaya geldi. İşte 0'la 20 metreküp'e kadar olursa 2 lira artı vergiler, 20 metreküp ile 35 metreküp arası olursa 3 lira artı vergiler. 35 metreküpten yukarı olursa burada da 4 lira artı vergiler olacak şekilde evet ve 2 ayda bir fatura edilmek gibi bir durum söz konusuydu. Tabi burada aynı zamanda bu meskenlerle ilgili diğer yerlerde örneğin 10,5 lirayı 11 lirayı bulacak kadar iş yerlerinde ve inşaat sularında çok faiz zamlar da ayrıca gelmişti. Biz bu konuyla ilgili yeterli bir bilgi, yeterli bir done olmadığı için başlangıçta acil ihtiyaçları karşılamak, büyükşehirin bir imkan noktasında kredi bulana kadar ki geçiş sürecinde yatırımlar aksamasın, çeşmelerden su aksın diye vatandaşımızın acil su ihtiyacını giderme konusunda biz bir katkı verelim istedik. Nitekim daha sonraki süreçte bizden gizlenerek, saklanarak daha sonra el altından bir takım düzenlemeler olmuştu. Biz hemen bu konuyu takip ettiğimiz, fark ettiğimiz andan itibaren bu konuda bu yanlış hesabın düzeltilmesi ve gerçek maliyet esasına ilişkin bir şekilde su tarifesinin belirlenmesi ve vatandaşımıza tek su sağlayıcı olan Hatsu'nun bu konuda faiz zamları yapmasını, gidermesini, bu hatadan dönülmesi noktasında tavır içerisinde olduk. Mücadelemiz bu noktada devam etti. Gerek başta AK Parti Meclis Grubu, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu bu konuyla ilgili hem ayrı ayrı hem de müştereken önerge vermek suretiyle bu konularda Hatsu Genel Kurul 2 tane yapıldı biliyorsunuz. 3 tane de olağanüstü toplantı yapıldı. Nitekim en son bunlar kanun ve mevzuata uygun bir şekilde komisyonun da yapmış olduğu inceleme bizim tezimizi doğrulacak şekilde bir karar çıktı. Ve sonuçta bunun yasalar ve mevzuat kapsamında Hatsu'nun ikinci olağan kongresi olan 11 Kasım 2015 tarihinde meclisin oyuna sunulması gerekirken Büyükşehir bunu maalesef Büyükşehir Başkanı sunmadı. Hatsu Genel Kurul Başkanı sıfatıyla ve oylamaya sunulmadığı için tekrar birkaç kez orada toplantı uzadı. Ertesi güne ve ondan sonraki süreçte de 27 Kasım'a hatırlarsanız evet, dehir olmuştu. Sonuç itibariyle bu yapılmadığı için, vaktiyle bunlar olmadığı için biz de kanuni düzenlemeler yaptırmış olduk.
bununla ilgili süreç içerisinde bu faiz zamlardan geri dönülmediği ve oylatılmadığı için bizler Antakya Belediyesi olarak konuyu yargıya taşıdık ve bu konudaki süreç devam ediyor. Gerek İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere valilik makamına, oradan da bakanlığa konuyla ilgili şikayetimizi dile getirdik. Aynı zamanda kanun ve mevzuata uygun olmayan kişisel düşünceleri ön plana çıkartarak gerek kişisel gerekse kurumsal kimliklerin bu konuda maddi zarara uğrayacağına dikkate alarak mahkemeye yürütmenin durdurulması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu süreç devam ediyor. Ancak bugüne kadar ne oldu? Sonuç itibariyle baktığımızda biz en son yapılan ikinci olan toplantısında HATSU'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak AK Parti Meclis Grubu'nun ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Meclis Grubu'nun birlikte katkı ve desteğiyle orada özellikle evsel fiyat tarifesiyle ilgili kademeli tarifenin kaldırılmasını sağlamış olduk. Tek kademe oldu. Böylece birinci kademe olan 2 lira artı vergiler olacak şekilde şu an için evlerimizde kullanacağımız her bir suyun metreküpüne 2 lira artı vergiler olacak şekilde ödememiz gerekiyor. Bu kaldırılmasaydı başkanım, vatandaşlar kademeli bir şekilde kademeli devam edecekti. Kademeli ve yüksek faturalarla. Şu anda kademe iptal edildiği için en alt kademe olan 2 lira artı vergiler, evet, şu an için uygulanma zarureti var. Çünkü Büyükşehir kapsamında HATSU ikinci olan toplantısında bu kararı aldık. Evet. Ve aldığımız meclis kararı bu yönde olunca şu an itibariyle kademe iptal oldu. Tek tarife oldu ve 2 lira artı vergiler olacak şekilde meskenlerin su faturası fatura edilecek, kullanılan su. Gerek metreküp gerekse ton olarak fark etmez. Baktığımızda az kullanan az, çok kullanan çok. Evet. Ama şu anda hali hazırda yaptığımız bu çalışmayla 2 lira artı vergi olacak şekilde sular meskenlerimiz için tarifelendirildi. Onun dışında neler yaptık? Tabii vatandaşlarımızın bu konuda bizlerin konuları dile getirmesi sonucunda mahkemeye kişisel olarak başvurular neticesinde sonuçta özellikle Antakya ilçemizle ilgili biliyorsunuz mahkemeye verilmişti. Ve mahkemeye verilmedeki asıl sebep ve gerekçe olarak da aynen söz konusu iddia ve şikayet konusu hukuka aykırı olduğu, yani birim metreküp fiyatların hukuka aykırı olduğu, suyun metreküp bedelinin önceki yıllara oranla fahiş oranda artış gösterdiği, su kullanım bedellerini düzenleme konusunda tekel niteliğinde olan HATSU'nun bu konudaki yetkisini kötüye kullandığını ve yetkisinin sınırsız olmadığı, gerekli fiyat maliyet analizlerin yapılmadığı ve bilimsel görüşlerden ve enflasyon oranından yararlanılmadığı iddiasıyla yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davası açıldı. Açıldı, evet. Söz konusu bu açılan davayı mahkemelerimiz gerekli incelemeyi yaptı ve dava konusu tarifenin hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak telafisi güç zararların doğacağı göz önüne alınarak 7 Ağustos 2015 tarihinde içme su fiyatlarıyla ilgili HATSU'nun fiyat listesiyle ilgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Evet. Söz konusu 7 Ağustos 2015'te mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına HATSU Adana Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Karşı dava. Karşı dava açtı ve bu karşı dava da Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelendi ve sonuç itibariyle 8 Aralık 2015 tarihinde itirazın reddine karar verdi. Yani HATSU'nun Adana'da bu mahkemeye karşı itiraz davasını da doğru bulmadı. Teknik manada onu da reddetti. Dolayısıyla şu an itibariyle bu şekilde söz konusu mahkeme kararı devreye girmiş oldu.
Biz yapılan bu çalışmalarla sonuç itibariyle Antakya'mızda, Antakya ilçemizde iş yerleriyle ilgili yürütmenin durdurulması kararı aynı şekilde aynı gerekçelerle inşaat sularıyla ilgili de yürütmenin durdurulması kararı 8 Aralık 2015'te kesinleşti. Böylece 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren yüksek maliyetlerle hesap edilerek fatura edilmiş olan bir durumda vatandaşımız müracaat halinde geçmişte ödediği tüm fazla ödediği gerek inşaat suları gerekse iş yerleriyle ilgili itiraz etmek kaydı şartıyla onları mahsuplaşması mümkün. Tabi burada Hatsu geçmişte fazladan yatırılan parayı defaten ödemek yerine bunları bundan sonraki süreçte alacağına mahsuben mahsuplaştırma durumunda. Dolayısıyla sonuç itibariyle vatandaşımız mağduriyeti giderilmiş oldu. Gerek inşaat suları gerekse iş yerleriyle ilgili Antakya ilçemizde son kelam olarak söz olarak 8 Aralık 2015 tarihinde kesin bir şekilde işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi ve eski tarif eden yani zamdan önceki tarif eden artık fatura edilecek. Ayrıca Antakya'mızda bu faaliyetler yapılırken aynı zamanda İskenderun ilçemizde de iş yerleriyle ilgili aynı gerekçelerle 18 Ekim 2015 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verildi. Keza Reyhanlı ilçesinde de iş yerleri ile ilgili yine aynı gerekçelerle dava açıldı ve sonuçta 30 Eylül 2015 tarihinde aynı şekilde fiyatların geriye alınması ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilmiş oldu. Böylece başta Antakya'mız, Reyhanlı ilçemiz ve Reyhanlı İskenderun ilçemiz olmak üzere 3 ilçemizde vatandaşlarımızın açmış olduğu ve fahiş su zamlarının geriye alınması, yürütmenin durdurulması talepleri mahkemeler nezdinde haklı bulundu. Hatsu'nun yaptığı fahiş zamların geriye alınması hususunda bir karar verildi. Böylece vatandaşımızın fahiş olan yüksek bir şekilde insanımızın canını yakan ve bu faturalardan bizi kurtarın ricasını emir telakki eden bir anlaşla biz vatandaşımızın arz ettiği bir şekilde bu işleri sonuçlandırdık. Hayırlı mübarek olsun inşallah Antakya'mıza ve bütün Hatay'ımıza. Peki efendim orada çok önemli bir konuya değindiniz. Hemen her platformda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatsu Genel Müdürü ve bu kurumların ikisi de vatandaşlara biz zam yapmak istemiyoruz, içme suyu fiyatlarını aşağıya çekmek istiyoruz gibi açıklamaları var. Peki suyun fiyatlarını düşürmek için Antakya Belediye Başkanı olarak siz, Antakya Belediyesi olarak, kurumsal olarak da, parti olarak da, AK Parti olarak da su fiyatlarını düşürmek için mahkemeye başvuruyorsunuz. Ancak Hatsu düşürülmesin diye karşı dava açıyor. Bu bir çelişki değil midir Sayın Başkanım? Hem çelişki hem de komisyon raporunda da biraz önce bahsettim. AK Parti Meclis Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu aynı şekilde müspet manada hem oy kullandı, görüş beyan etti hem de komisyon raporlarına ıslak imzayla suyun fiyatının düşürmesi yönünde karar verdi, imza attı. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri, grubun temsilcileri, komisyondaki üyeleri gerekse diğer mecliste konu defalarca, saatlerce ve günlerce konuşuldu, tartışıldı. Bu konuda ucuzlatmadan yana bir tavır maalesef almadılar. Onun için gerçekler acı da olsa biz onları dile getirmemiz lazım. Hiç kimse milletimizden fikirleriyle, düşünceleriyle olan biteni saklayarak farklı bir görünüşe bürünme hakkı yok. Onun için doğrular mızrak gibidir, çuvala sığmaz. Biz gereken mücadeleyi milletimiz adına ilgili tüm mercilerde yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dava konularını inşallah milletimizle birlikte takip ediyoruz. En kısa zamanda onlardan da bir netice alacağımıza inanıyorum. Halkımız bu konuda kimin samimi yaklaşım gösterdiğini en iyi değerlendirecektir diyelim Sayın Başkanım.
Efendim hafta başında tüm Türkiye'de olduğu gibi Antakya'da da kar yağışı oldu. Siz Antakya İlçe Belediyesi olarak esas itibariyle belki sorumluluk alanınızda bulunan 14 metre ve altındaki yollardan sorumlusunuz yasa gereği ama siz böyle vatandaşa zorluk çıkarabilecek herhangi bir konuda derhal ekiplerinizi seferber ediyorsunuz. Yetki alanınıza girsin girmesin vatandaşın bu konudaki mağduriyetini giderme adına talimatlarınızı vererek vatandaşlarımızın zorda kalmaması adına tüm ekiplerinizi çalışmalara sevk ediyorsunuz. Özellikle merkezde ve kırsal mahallelerde bu kar yağışından etkilenen sokaklar, caddeler oldu. Ve Antakya Belediyesi ekipleri derhal bu konuda çalışmalar yaptılar. Sizin talimatınız doğrultusunda neler yapıldı efendim? Antakyalı bu konuda etkilendi mi? Tabii Antakya'mız coğrafya olarak, iklim olarak soğuk kış günlerine alışık bir bölge değil. İklim açısından. Dolayısıyla böyle ılık ve ılıman geçen bir coğrafyada ve bol yağışlı bir coğrafyada yaşıyoruz özellikle kışları. Çok aşırı derecede ve yerlerin kar tutacağı bir şekilde bir kış, ağır kış şartları bizler için, Antakya için sürpriz. Çok sürpriz ve çok normalin dışında olağanüstü bir durum. En son yağan kar yaklaşık 10 yıl önce yağmıştı. Ve bu konuda son süreçte Antakya'mız başta olmak üzere Hatay'ımızın birçok ilçesine kar yağışı yağdı ve bu hem şehrimiz hem tarım için, insanlık alemi için büyük bir nimet, büyük bir bereket. Büyüklerimiz, atalarımız her zaman der, kar yılı, var yılı, berekettir çünkü. Dolayısıyla hem yeraltı su zenginliklerimizin çoğalması ve bütün bu kar sularının yavaş yavaş eriyip yeraltı su rezervlerimizi yükseltmesi bizler için, gelecek kuşaklar için çok önemli. Biz bu anlamda bir yandan olumlu karşıladık, bir yandan da şehir yaşamını güçleştiren gerek araçların lastik durumu, gerekse işte şoförlerimizin kara yatkınlık noktasında sıkıntı çekmemesi için biz hemen gerek kendi sorumluluk alanımızda olan sokaklarda, gerekse bizim sorumluluk alanımızda olmasa da caddelerde Antakya Belediyesi ailesi sahip olduğu 132 tane araçla, makina ekipmanımızla biz alanda graderlerimizle, kepçelerimizle, kamyonlarımızla kar temizleme çalışmasını kendimizde görev addettik ve yaşamı kolaylaştırmak, hemşehrilerimizin bu noktadaki sıkıntılarını en kısa zamanda hafifletme konusunda görev addettik. Bu kapsamda başta merkez mahallelerimiz olmak üzere merkeze bağlı mahallelerimize de yoğun gece mesaisine de kalmak şartıyla arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalıştı. Başta Kisecik, Saracık, Karlısu, Gülderen, Dikmece, Ekinci, Tahtaköprü, Uzunalıç, Açıkdere, yine Üzüm Dalı Bitiren, Tanışma, Akçurun, Gökçeköz, Narlıca, Bozsöyük ve buna benzer mahallelerimizde biz yoğun bir şekilde iş makinalarımızı kullanmak vasıtasıyla yol temizleme çalışması yaptık. Ulaşıma kapanan köy yollarımızı, belde yollarımızı ve merkez mahallelerimizi bu kapsamda 95 mahallemizde ihtiyaç olan her bir noktada ekiplerimiz 24 saat esasında ve vardiyalı bir şekilde çalıştı. Ben buradan gece gündüz demeden, mesai mevhumu dinlemeden çalışan tüm kardeşlerime, Antakya Belediyesi mensuplarıma, milletime hizmet ettikleri için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim biz de yaptığınız çalışmalardan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Başkanım, görev sürenizin başında Antakya'nın özellikle merkezde olsun, kırsal mahallelerde olsun vatandaşlarımızın ayağını tozdan, çamurdan, topraktan kurtaracağız dediniz ve o zamanlar bir hedef koydunuz. Dediniz ki 2014'ün sonuna kadar 250 bin metrekare, 2015 yılında ise 1 milyon metrekare parke düşeceğiz dediniz. Bu hedefinizi gerçekleştirdiniz mi? 2016 yılında bu çalışmalar devam edecek mi? Evet, bu hedefimizi gerçekleştirdik. Söz verdik, yaptık noktasında bir veciz sözle ifade etmek isterim. 2014 yılı itibariyle 9 aylık bir hizmetimiz olmasına rağmen 250 bin metrekare parke taşı döşemiştik. 2015 yılı için hedefimiz bir yıl
1 milyon metrik kare parke taşı döşemekte. Dolayısıyla biz 2015'in son itibariyle hedef koyduğumuz 1 milyon 250 bin metrekareyi yakaladık ve 2000 metrede geçtik. Toplamda 1 milyon 252 bin metrekare parke taşımızı 95 mahallemizde ihtiyaç olan yerlerde döşedik. Bundan da mutluyuz. Tabii bu yetmez. Her yıl inşallah mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm sorumluluk alanımızdaki sokaklarımızda ve bölgelerimizde parke taşı uygulamasını devam edeceğiz. Sadece bu yetmez. Aynı zamanda ham yol olarak, patika olarak kullanılan birçok noktada biz gereken arazilerimize gidebilmek, bağımıza, bahçemize gidebilmek için bağlantı yolları onları da açtık. Böylece biz şu an itibariyle 163 kilometre yeni yol açtık ve bunlar üzeri stabilize malzemeyle kapladık iş makinalarımız vasıtasıyla. Aynı zamanda ilaveten toplamda 145.1 kilometre uzunluğunda şehrimizin 95 mahallesinde planda olup da yerinde olmayan imar yollarımızı da açtık ve üzerine parke taşıyla da kaplama yaptık. Böylece yol konusunda bir yandan mevcutları tamir edip altyapısı biten noktalarda parke taşı döşerken bir yandan da alternatif yollar yaparak şehir trafiğini rahatlatmak ve bir noktadan bir noktaya ulaşımı rahatlatma konusunda yeni çalışmalarımız oldu. Asfalt yollarımızla ilgili de toplamda 61 bin ton yeni asfalt malzemesi kendi şantiyelerimizde ve kendi ekipmanımızla kullanarak bunları 95 mahallemizin ihtiyaç olan yerlerinde kullandık. Gerek yollarımızdaki asfaltlardaki çukurların tamirinde gerekse genişletmesinde, bazı noktalarda da yeni yol yapım çalışmalarında özellikle rampalı yollarda asfalt malzeme kullandık. Göreve geldiğinizde asfalt şantiyesi ne durumdaydı efendim? Asfalt şantiyemiz atıl ve çalışmaz durumdaydı. Biz ilk iş olarak asfalt şantiyesini çalışır bir duruma getirdik ve kendi mühendis ve personelimizle burayı Antakya'mızın ihtiyacı için kullandık. Şu ana kadar da 61 bin ton asfalt malzeme kullandık. Yetmez. Bir de bizden destek isteyen diğer belediyelerimize de onlara da destek olduk. AB belediyecilik örnekleri görevlerimizi yaptık. Yardımlaşma yaptık kardeşlerimize. Bu arada birçok yolda da imar yolları açtınız. Evet. Ve bu yolları stabilize malzemelerle de kapladınız Sayın evet, Başkanım. Evet. Özellikle kırsal kesimde yapılan bu çalışmalar o bölgelerde belki de ilk kez bu hizmetleri gören vatandaşlarımız tarafından gerçekten çok güzel karşılanıyor ve bu konuda sizlere gerçekten çok müteşekkirler. Efendim çok önemli bir sosyal belediyecilik hizmetine imza attınız. Gerçi bu alanda çok önemli hizmetleriniz var ama bu konuda en değerlilerinden bir tanesi özellikle 65 yaş üzerindeki yaşlı vatandaşlarımıza, kimi kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlarımıza evde temizlik ve evde bakım hizmeti başlattınız. Antakya tabii çok büyüdü. 95 mahallede 600 kilometre kare alanı kapsayan bir şehir konumuna geldi. Siz sadece merkezde de yetinmediniz. Özellikle kırsalda evde temizlik ve evde bakım hizmetlerinin devamını istediniz. Talimat verdiniz ekiplerinize. Bu konuda şu ana kadar gerek merkezde olsun, gerek kırsal bölgedeki mahallelerimizde olsun bu çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Şu anda kaç kişiye hizmet veriyor? Evde temizlik çalışmasını çok önemsedik. Biraz önce bahsettim, temel belediyecilikle ilgili altyapı belediyeciliği yapmak yetmez. Bir de ayrıca sosyal belediyecilik konusunu da çok önemsedik. Bu konuda bir yandan sosyal belediyecilik, bir yandan eğitim, kültür, sanat, spor, yaşamın her alanında çok önemli mesafeler kat ettik. Özellikle sosyal belediyecilik hususunda fedakar çalışan kardeşlerimizin katkı ve desteğiyle şu anda toplamda Antakya'mızın merkezdeki mahalleleri ve merkeze bağlı eskiden köy ve belde olan diğer mahallelerimizi de aldık mı 95 mahallemizde 870 ailenin yani 65 yaşını geçmiş artık gücü kuvveti kalmayan kendi işlerini ve görevlerini temizliğini yapamayacak konumda olan ailelerimize bir desteğimiz olsun. Acaba bu konuda onları rahatlatabilir miyiz diye düşündük ve bu projeyi başlattık. Şu anda şükürler olsun 870 aileye ulaştık. Antakya merkezde bunun 134 ailesi Antakya merkezde,
136 ailede merkeze bağlı köy ve beldelerimizde. Böylece toplamda 870 aileye ulaştık. Evet. Bu hizmetlerimiz çok önemli. Bu yaptığımız 870 ailemizi, evini kaç kez temizledik diye sorarsanız, o da 2387 defa evlerde biz temizlik faaliyet yaptık. Yani 15 günde bir, evet, haftada bir tekrar sırayla gidiyor. Bir periyotla kardeşlerimiz her eve ikişer üçer hanım kardeşimiz giderek evin büyüklüğüne bakarak hızlı bir şekilde evleri temizliyoruz. Ekiplerimiz gelince önce hal hatır alıyor. Herhangi bir sosyal bir ihtiyacı var mı? Bir yardıma ihtiyacı var mı? Varsa onlar görülüyor. Akabinde bir yandan da temizlik işlerine başlanıyor. Özel makine ve ekipmanlarımızla duvarlar süpürülüyor tozlara karşı. Kapılar, pencereler siliniyor. Yerler temizleniyor, siliniyor. Halılar sirkeleniyor. Henüz doğalgazın gelmediği yerlerde soba, eski sistem ısınma, odun, kömür sobaları kuruluyor ekiplerimiz tarafından. Aynı şekilde eğer evde bir çamaşır makinesi varsa deterjanı bizden, perdeler hemen makineye konup yıkanıyor. Temizlik bitiminde hemen onlar yerlerine asılıyor. Eğer evde bir makine yoksa ekiplerimiz özel olarak onları her ailenin çamaşırını ayrı bir özel torbaya koymak suretiyle özel çamaşırhane evi yaptık Antakya Belediye'mizin. Orada her aileninki ayrı makinede önce yıkanıyor, sonra kurutuluyor. Tersimiz tarafından tek tek her bir elbise gözden geçiriliyor. Sökük yırtık varsa onlar terzimiz tarafından dikilip son sistem buharlı ütüyle ütülüyoruz. Özel kuryeyle onları elbiseleri eve gönderiyoruz. Mutfağa geçiliyor, mutfak temizleniyor, bulaşıklar yıkanıyor. Lazım gelen bir evde ne varsa bir hanımın yapacağı tüm işler yapılıyor. Avlusu varsa yıkanıyor. Park bahçe ekiplerimiz tarafından bahçe tanzimi yapılıyor, budamalar yapılıyor, ilaçlamalar yapılıyor. Bu faaliyetler yapıyoruz. Evin fiziksel bir eksiği varsa onların da fenişleri bünyesinde hızlıca ekiplerimiz tarafından çözüyoruz. Yetmez, hanım büyüklerin, teyzelerimizin saç kesimlerini bayan kuaförü vasıtasıyla kesiyoruz. Amcalarımızın, dayılarımızın da erkek kuaförü göndererek onların gerek saç gerekse sakal kesimlerini evde yapıyoruz. Böylece büyüklerin hayır duasına ortak olmak için şahsım ve tüm ekibimiz bu gayretleri yapıyoruz. İnşallah daha fazla büyüğümüze, daha fazla ailemize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Buradan sevgili seyircilerimize de duyuralım. Bu konuda yakını olan, kimi kimsesi olmayan yaşlı vatandaşları varsa, büyükleri varsa Antakya Belediye'mize başvurabilirler. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurabilirler. Ekiplerimizi derhal bu ailelerimize yönlendirebiliyoruz. Sayın Başkanım, siz çok önemli bir konuya daha el attınız. Haberlerde, gazetelerde, internette zaman zaman karşılaşırız. Asansör kazaları olur ve bu asansör kazalarında maalesef canlar kaybolur, yaralanmalar olur. Siz göreve gelir gelmez Antakya'da bulunan tüm asansörlerin bir durum tespitini, durum analizini yapma adına hemen bir talimatınız oldu. Ve Antakya'da bulunan tüm asansörlere karşı bir kontrol mekanizmasını başlattınız. Ve en önemlisi bu konuda yasa gereği de olsa bir ücret mukabili vardı. Ancak siz buna da her hizmetinizde olduğu gibi, her şeye olduğu gibi ücretsiz yapalım bu işi, vatandaşımıza yük gelmesin dediniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii biz bu görevi yasaların bizlere emrettiği bir vazife olarak aldık ve gereklerini yaptık. Çünkü vatandaşımızın can ve mal güvenliği her şeyin üzerinde. Birçok şehirde, birçok ülkede asansör faciaları maalesef geçtiğimiz süreçlerde yaşandı. Şehrimizde böyle bir olumsuz örnek olmaması konusunda yasaların da bizden bu konuda yapmamızı istediği vazifeler vardı. Evet. Ve biz bu vazifeleri biliyorsunuz 15 Temmuz 2015 tarihinde 29.417 sayılı resmi gazetenin 17. maddesindeki açık bir şekilde ifade edilmiş ve burada da belirtildiği gibi bu asansör bakım ve denetim firmaları yasal olarak bir asgari bir ücret talep ediyorlar.
Bu talebin de %10'u söz konusu ilçe sınırları içerisindeki tüm asansörlerle ilgili %10'u bağlı oldukları belediyeye aktarılması gerekirdi. Evet. Yani normal tespit edilen o asgari ücretin üzerine %10 belediye payı eklendi. Bu biraz önce bahsettiğim kapsamda. Evet. Biz işte söz konusu bu %10'luk paydan feragat ettik. Vatandaşımız yeter ki asansörünü muayene ettirsin. Yılda bir de olsa bu gelen firma tüm standartlara uygun bir şekilde asansörlerin yerinde yapılıp yapılmadığını, varsa bir teknik eksikliği, gözden kaçan bir husus, onları rapor ediyor ve asansörlere kırmızı etiket, yeşil etiket ve sarı etiket olmak üzere etiketlendiriyor. Böylece eksiği olanların yöneticilere listesi veriliyor ve onların yapılması hususunda bir süre veriliyor ve defalarca bu firma yetkilileri asansörün eksiklerini verilen sürede yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa tek tek belirtilen tüm eksiklerin olup olmadığı kontrol ediliyor. Böylece bir kontrol ve bir denetleme vazifesi yapılmış oluyor. Böylece vatandaşımızın can ve mal emniyeti koruma altına ayrı bir zırhla bunlar sağlanmış oluyor. İşte bütün bundan elde edecekleri ücretin üzerine %10 bir ücret belediyelere verilmesi gerekir iken ilçe belediyelerine biz o paydan feragat ettik ve vatandaştan böyle bir ilave bir külfet koymadık, talep etmedik. Bu Antakya'mızın, belediyemizin milletimize bir hizmet olarak bu faaliyeti çok titiz bir şekilde takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım, 21 aylık görev sürenizde en önemsediğiniz konulardan bir tanesi de insanlarımıza aş ve iş imkanı sağlamak oldu. Antakyalılar bu konuda çok şanslı ki siz Antakya Belediye Başkanı görevine gelmeden önce AK Parti Hatay İl Başkanı iken de yüzlerce insana iş imkanı sağladınız. Antakya Belediyesi olarak da göreve gelir gelmez vatandaşlarımızın İşkur'a gidip gelmesini daha da kolaylaştırmak açısından merkezde Antakya Belediyesi kurumunun bünyesinde bir de İşkur hizmet birimi oluşturdunuz. Şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar Antakya Belediyesi olarak kaç kişiye iş istihdamı sağlandı? İşkur hizmet birimini açarken neyi düşündünüz? Neden açtınız efendim? Tabii biz vatandaşımız Antakya Belediyemizi 1 Nisan 2014 tarihinde kurulup hizmete başladığı andan itibaren gerek teknik belediyecilik, gerek sosyal belediyecilik ile ilgili birçok faaliyetleri hızlı bir şekilde biz hayata aldık. Bunun yanında vatandaşımızın çok yoğun bir şekilde iş talebiyle muhatap olmaya başladık. Oğluma iş, kızıma iş, damadıma iş, gelinime iş noktasında herkes sevdiklerine iş konusunda talepkar olmaya başladı haklı olarak. Ve biz bu konuda acaba ne yapabiliriz? Bunu bir sistem dairesinde, çünkü bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi olsa bunu kaldırmak mümkün. Bu anlamda biz önce kendimizden yola çıkarak, Antakya Belediyesi'ni merkeze alarak, acaba biz bu hususta şehirdeki vatandaşımıza dönük hizmetler yapma konusunda kaç personel alabiliriz? Bu aileye kaç tane yeni kan, taze kan katarak, onların gerek mesleki tecrübelerine, gerekse eğitim noktasındaki sahip oldukları bilgi birikimleriyle ve sosyal yaşamdaki hayat tecrübeleriyle insanımıza nasıl bir katkı verebiliriz? Hangi projemizde bu kardeşlerimizden istifade ederiz diye düşündük ve mümkün olan en fazla alımı yapma konusunda bütçemiz el verdiği ölçüde bir çalışma yaptık. Bu konuda biz hizmet alımı yoluyla çalıştırdığımız personelimiz şu an itibariyle 802. Özel güvenlik konusunda da 38 çalışan kardeşimiz var ve şu anda biz Antakya Belediyesi ailesi olarak an itibariyle 840 şirket elemanımız mevcut. Aynı şekilde kadrolu memurumuz 116, sözleşmeli 63 personelimiz, işçi olarak da sürekli işçi 133, geçici işçi 2 olmak üzere toplam 314,
çalışanımız var, mühendisimiz, memurumuz, işçimiz var. Bütün bunları hem şirket elemanı hem de işçi memur olarak topladığımızda Antakya Belediyesi ailesi bünyesinde toplam 1154 çalışanımız var. Bunu bu çalışan kardeşlerimize ilaveten son süreçte İşkur üzerinden de acaba biz personel alabilir miyiz, yanımızda istihdam edebilir miyiz diye düşündük ve bu kapsamda özel bir çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmada gerek Antakya'nın merkezinde belediyemiz bünyesinde gerekse belediyemizin dışında birçok kurum ve kuruluşlarda İşkur vasıtasıyla çok bir gayret ortaya koyduk. Ve biz şu an itibariyle 305 tane farklı işletmelere yönlendirdiğimiz ve çalıştırdığımız İşkur üzerinden işe aldırdığımız kardeşimiz oldu. 305 kişi. Bunlardan 123 tanesi aktif olarak halen işlerine devam ediyor. İstihdamı arttırma konusunda da birçok projeyi hayata aldık. Örneğin Arya Çocuk Bakıcılık Kursu projesi başlattık. Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarında istihdam protokolü imzaladık. Böylece eğitim ve beceri konusunda vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin becerisini yükselterek onların bir işe yerleşmesi hususunda bir gayret içerisinde olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte gene belediyemizin yaptığı faaliyetlerde birçok kardeşimizi İşkur üzerinden de alma noktasında gayretimiz olacak. Antakya Belediye'mize şu ana kadar toplamda 3864 kardeşimiz İşkur üzerinden müracaat etti. Onun ötesinde belediyemize yaklaşık 6500 kişi de ayrıca bizim dosyalarımızda, bilgisayarımızda belediyede çalışmayı arz eden vatandaşlarımız var ama herkesi de takdir edersiniz ki belediye bünyesinde çalıştırmamız mümkün değil. Evet. Böyle bir imkanımız yok. O açıdan biz İşkur hizmet noktasını İşkur müdürümüzle bir protokol kapsamında kurum ve kuruluşlarda çalıştırmak üzere vatandaşımız İşkur hizmet binasına yorulmasın diye protokol yaptık ve yeterli eğitimi alan konusunda uzman fakülte mezunu kardeşlerimizle biz onları İşkur hizmet noktası açmak ve devreye almak suretiyle belediye hizmet binamızın hemen giriş katında, bahçe katında bir müstakil ofis oluşturduk. Burada da kayıtlarını alıyoruz. Böylece zaman zaman hükümetimiz birçok İşkur üzerinden projeler göndermek suretiyle, ödenek göndermek suretiyle vatandaşlarımıza 3000, 5000, bazen 1000 kişi, 500 kişi göndermek suretiyle bugüne kadar 10 binlerin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı İşkur üzerinden oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte yine hizmet alımlar olacak. Biz kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Belediye bünyemizde taşeronda çalışan şu anda 840. Dediğim gibi 305 kardeşimizi de İşkur üzerinden kurum ve kuruluşlarda çalıştırdık. Şu anda da en son İşkur üzerinden belediyemize park ve bahçelerde kamu yararına, toplum yararına çalışmak üzere, bay ve bayan olmak üzere toplam 300 personel de tahsis edildi. İnşallah biz daha fazla proje üretmek suretiyle daha çok istihdamın önünü açmaya devam edeceğiz. Efendim gerçekten verdiğiniz rakamlar gerçekten çok büyük rakamlar. Antakya İlçe Belediyesi olarak binlerce insana iş istihdamı sağladınız. Sizin en önemsediğiniz konulardan bir tanesi de efendim eğitim konusu. Antakya Belediyesi olarak ve bu konuda birinci önceliğiniz tüm eğitim kurslarınızı ücretsiz yapıyorsunuz. Özellikle ihtiyaç sahibi olsun, dar gelirli olsun, bu ailelerin çocuklarına, imkanı olmayan bu çocuklara çok önemli eğitim imkanları sağladınız, ücretsiz kurslar sağladınız. Örneğin TEOG, YGS ve 5. sınıf konusunda ve farklı kurslar noktasında birçok çalışmalarınız oluyor ve adeta Antakya Belediyesi eğitim ve okuma salonuyla bir milli eğitimin gerçekten bir okulu gibi, kocaman bir okulu gibi gayret gösterip çalışıyorsunuz. Şu anda bu konuda gelinen nokta nedir? Bu kurslarla ilgili herhangi bir açıklamanız olacak mı efendim? Tabii biz bunu çok önemsedik. Şu anda stüdyo olarak Antakya Belediyesi web televizyonu kullandı.
bu stüdyo geçmişte encümen salonumuzdu. Ve burada hiçbir şekilde ücret almayan gönüllü 6 öğretmenimizle başladığımız ve toplamda 20 öğrenciyle başladığımız bu kurslarımız. Evet, o günlere biz şahit olduk. Evet, daha sonra kademeli bir şekilde birinci dönem, yani görev, bu işe başladığımızda işte birinci eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 256 öğrencimize ulaştık, hatırlarsanız. Evet, 2014 yılında. Daha sonraki süreçte ikinci eğitim öğretimde bunu 950'ye çıkardık ve 2015 tarihi itibariyle arkadaşlarımız bir yaz dönemi geçirdi üçüncü periyotta ve son olarak 2015'te şu anda 4050 öğrencimize 5. 8. 12. sınıflarda mezun öğrencilerde, keza yabancı dil sınavına hazırlık kurslarında, pratik İngilizce kurslarında ve diksiyon, güzel Türkçe konuşma konularında konusunda uzman 30 öğretmenimize kurslar verdik. Tabii şu anda 4050 bizim için yetmez, daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük ve bünyemize 12 ilave öğretmen almak suretiyle şu anda toplamda 42 tane konusunda her türlü sertifikasyon ve eğitim noktasında kütüp hassasiyetlere sahip duyarlı hassas öğretmenlerimizle 42 öğretmen olarak sayımızı yükselttik ve servis noktasında da şu anda 42 tane yeni servisimiz oldu. Daha önce 30 tane servis aracımız vardı. Onu da 42'ye çıkardık ve 42 yardımcı personelle biz öğrencilerimizi evden alıp kurs bitimi tekrar evlerine bırakıyoruz. Ve kapasitemizi 2000 daha 7. sınıf öğrencileri ortaya alarak, yani onları da ekleyerek 6050'ye çıkardık. Tabii şu anda içinde bulunduğumuz süreç Şubat tatiline kadar böyle devam edecek. Şubat tatilinde müteakip ikinci eğitim öğretimde 7. sınıf öğrencilerimize de öğretmenlerimiz bahsettiğim gibi kurs vermeye başlayacak. Onlar 8. sınıfa gelince de TEOG sınavlarını hazırlayacağız. Şu anda neler yaptık? Bir özet gerekirse, biliyorsunuz bizlerin 5. sınıf ile ilgili temel dersler veriyoruz. Matematik, Türkçe ve İngilizce temel dersler veriyoruz ve kapasitemiz 600. 600 öğrenci kapasitemiz var. Şu ana kadar kurs alan öğrenci sayımız 488 öğrencimize biz kurs verdik. Ve şu anda kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm kitapları kendilerine teslim ettik. Burada devam eden öğrenciler başvurabilirler şu anda. Tabii ki. Onun için ifade ediyorum. Şu anda 384 tane devam eden öğrencimiz var. 5. sınıfta kapasitemiz olan 600'ü doldurana kadar yeni kayıtları alabiliriz. O açıdan ben bir yandan da hem ilan ediyorum hem de davet ediyorum. Nereye başvurulacak? Antakya Belediye'mizin bir kültür müdürlüğü var, biliyorsunuz. Evet. Hemen Girne Köprüsü'nün yanında kültür müdürlüğümüz. Arzu ederlerse oraya, arzu ederlerse eski devlet hastanesi olarak hepimizin bildiği Bahriyanık Mahallesi'nde orada şu anda Mustafa Kemal Üniversitemize tahsisli olup protokolle bize verilen ve orada bu eğitim hizmetini yaptığımız bir birimimiz var. Antakya Belediyesi okuma salonu. Burada okulumuzun hem müdür yardımcılar ve tüm yetkili kardeşlerimiz orada şahsen ya da velisi tarafından müracaat edilmek şartıyla onları kontenjanlarımız dolana kadar hemen de alabiliriz. Önümüzdeki süreçte Şubat tatilini müteakip ikinci dönemde kaydolmak isteyenler de şu anda kayıtlar herhangi devam ediyor. Herhangi bir ücret falan? Hiçbir ücret almıyoruz. Alın. Tek kuruş ücret almıyoruz. Kurs bitiminde bitimine kadar hiçbir ücret almıyoruz. Aynı zamanda kitaplarda ücretsiz olarak veriyoruz. İlaveten öğrencilerimiz kursa başladığından kurs bitimine kadar da hiçbir servis ücreti almadan servis marifetiyle evlerinden alıp kurs bitiminde evine kadar bırakıyoruz. 5. sınıf kapasitemiz 600. Henüz şu anda kapasitemizi 384'teyiz. İlave kardeşlerimizi bekliyoruz. Evet. 8. sınıfta 2000 kapasitemiz var ve şu anda 1500 öğrencimiz devam ediyor.
1508. sınıf öğrencimiz var. 500 onları, öğrencimiz daha alabilecek evet, durumdayız. TEOG sınavlarını hazırlıyoruz. 500 öğrencimizi daha alabiliriz. Müracaat ederlerse onlar da hemen bu yaptığımız faaliyete katmış olacağız. Şu ana kadar 8. sınıf TEOG sınavlarına kaç öğrenci hazırladınız, onları kurs verdiniz derseniz, yani şu andaki devam edenlerin haricinde 4.943 öğrencimize kurs verdik ve bütün bu kardeşlerimize kitap olarak toplamda 8.446 kitap, test olarak da 13.732 adet test dağıttık. 7. sınıf ikinci eğitim öğretimde başlayacağız. 2016'da. Evet, onlara başlayacağız. Ve böylece kardeşlerimize 2000 kapasitemiz var. Şu anda bize müracaat eden 333 tane öğrencimizin kaydı mevcut. Geri kalan 2000'e tamamlayacak öğrencilerimizi biz bekliyoruz. Gelip kaydolsunlar. Antakya'mızın 95 mahallesinde bu müracaatları alıyoruz. Hiçbir kayıt ücreti talep etmiyoruz. 7. sınıf kardeşlerimizi de inşallah 2000 kapasitemize kadar hepsini geri sırasına göre kayıtlarını yapacağız. Keza üniversite sınavına hazırlık kurslarımız var bizim. YGS kursları. Burada da kapasitemiz 2500. 2500 kapasitemiz var. Şu anda devam eden öğrencilerimiz 1917 öğrencimiz var. Ve bu 1917 öğrencimiz içerisinde şu ana kadar mezun olan 118 öğrencimiz var bu konuda. Ve toplam bugüne kadar kurslara gelen kardeşlerimizin sayısı 2035. Üniversite sınavlarına hazırlık konusunda toplamda 2035 öğrencimize biz hizmet verdik. Ve toplam dağıttığımız kitap 7668 kitap dağıttık. İlaveten 5751 test kardeşlerimize dağıtmış olduk. Tabii bunlardan mutluyuz. Onun için 2500 kapasitemizi doldurana kadar yaklaşık 600'e yakın ilave öğrenci kardeşimizi bünyemize alabiliriz. Bu konuda da arzu eden kardeşlerimiz varsa müracaat edebilir. Hiçbir ücret talep etmeden onları üniversite sınavlarına hazırlayacağız. Benim buradan ifade etmek istediğim, Antakya'mızda Antakya Belediyesi ailesi olarak yaptığımız bu hizmet, bizler bunları önemsiyoruz. Ve böylece bizler çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecekte Türkiye'mizi daha güzel noktalara taşıma konusunda, hani muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma ülküsü göstermişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İşte biz onun ülküsünü bayrak olarak aldık ve o bayrağı en üst zirvelere dikmek için gerek hükümetimiz, gerekse bizler belediye olarak her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlama konusunda en güzel bilgilerle onları donatmak, sahip oldukları yetenekleri biraz daha yukarı, biraz daha yukarıya çıkarma konusunda şu an itibariyle konusunda uzman 42 tane öğretmenimiz, 42 tane özel servis aracımız ve 42 yardımcı personelimizle bu hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Tüm kardeşlerimizi bu eğitim seferberliğine bekliyoruz. Antakya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum bir kez daha. Başkanım, şimdi bakıyorum söylediğiniz rakamlara, yani 6 öğretmenle başlayan bir süreç bugün 42 öğretmene evet, kadar ulaşmış. Yardımcılarıyla beraber 84 eğitimci. 20 öğrenciyle başlayan, bu salonda başlayan bir eğitim süreci bugün, hatta siz mütevazilik yapıyorsunuz. Söylediğiniz rakamlarda kurs gören öğrenciler, bitiren öğrenciler bu arada kurslarını alıp gidiyorlar. 9. sınıfa geçenler oluyor. Yani 10.000'lere ulaşan hemen hemen şu anda rakamlar var. Evet. Mevcuttaki şu anda rakam belki 6.050 ama kursunu bitirip gerek liseye gerek üniversiteye devam eden öğrencileri de saydığımızda bu rakam gerçekten çok önemli. Siz bununla da yetinmiyorsunuz. Peki bu eğitim kursunda öğrenim gören öğrencilere aynı zamanda evlerine eğitimcilerimiz ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerin evet, amacı nedir Sayın Başkanım? Tabii bu ziyaretler öğrencilerimizi bu konuda bizlerin Antakya Belediyesi ailesi olarak
öğretmenlerimizin katkı ve desteğiyle onları geleceğe hazırlamak konusunda gerek sosyal, gerek milli kültürümüz, gerekse derslerle ilgili çok özverili bilgiler aktarıyorlar. Bunların gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinde nasıl bir değişime uğradığını, bir faydası olup olmadığını ailesi açısından, ailenin gözlemlerini, çocukların gerek sevgi saygı konusunda gerekse hayata bakış konusundaki farklılığını ve müsbet manadaki gelişimini gözlemlemek. Varsa bu konuda ailenin ilaveten bir arzusu, isteği, onları da takip edebilmek noktasında öğretmenlerimiz derslerin dışındaki vakitlerinde özellikle öğrenci velilerimize ekipler halinde, gruplar halinde uğrayarak sohbet ediyorlar. Böylece birebir eğitimle ilgili aynı zamanda ailelerle de görüşmek suretiyle karşılıklı bir bilgi paylaşımı oluyor. Öğrencilerimizin birçok gittiğimiz noktada aileler tarafından çok değiştiğini, müsbet manada başta anneye, babaya, kardeşe sevgiyle, saygıyla davranışın eskisine mukayese çok üst noktalara çıktığından bahsediyorlar. Gene öğrencilerimizin devam ettiği okullardaki değerli öğretmenlerimize de irtibatlarımız oluyor. Öğretmenlerimiz vasıtasıyla okulda gerek arkadaşlarına, gerekse öğretmenlerimize ve gerekse normal derslere karşı ilgisinin müsbet manada arttığını, daha heyecanlı, daha coşkulu, daha çok derslere sarılarak gelecekte üst noktalara önemli bir şahsiyet olma noktasında bir heyecan ve hedef koyduklarını öğreniyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Sayın Başkanım, gerçekten yapmış olduğunuz çalışmalar direkt insan odaklı, direkt halka ulaşan çalışmalar. Sizin en çok önemsediğiniz konulardan bir tanesi de gerek sanatsal gerekse sportif manada çok önemli hizmetleriniz oldu. Ve bu konuda o kadar sportif faaliyetlerde bulunuldu ki Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdunuz aynı zamanda kurum bünyesinde. Ve geçtiğimiz günlerde amatör spor kulüplerine bir malzeme yardımında bulundunuz. Hem bu çalışmalarda hem de genel manada bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii bu konuya gelmezden önce biraz önce 42 tane servis aracı dedik. Evet. Bunları gerek mahallendeki köylerimizde, belde ve mahallelerimizdeki öğrenci servislerinden istifade ederek hizmet alımıyla ve bir miktarda özellikle bu hizmeti sunan kardeşlerimizin benim de çorbada tuzum olsun diyerek çok cüzi miktarlarda bir ücret alarak bize katkı veriyorlar. Buradan onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Antakya Belediye'mize birbirinden değerli hayırseverlerimizin bağışladıkları araçlar var. 8 tane minibüsümüzde 16 artı 1 kişilik. Şu an itibariyle Antakya Belediye'mizin bünyesinde öğrencilerimizi alıyor. Toplam 50 servisimiz olduğunu ifade etmek istedim. Bir cümle eklemek istedim. Tabii Antakya Belediyesi sadece eğitim, kültür hizmeti yetmez. Bir de buyurduğunuz gibi spor ve sanat konusunda da faaliyetler yapalım arzu ettik. Ve bu bağlamda da önce Antakya Belediyesi Spor, Gençlik ve Spor Kulübü kurduk. Burada konusunda uzman eğitmenlerimiz vasıtasıyla gençlerimizi her alanda imkanlar ölçüsünde onları geleceğe hazırlamak için bir gayret içerisindeyiz. Bu konuda konusunda uzman Türkiye, Avrupa ve dünyada dereceleri olan karate branşında ve güreş dallarında ve yüzme konusunda uzman öğretmenlerimiz bizlere destek oluyor. Fedakarlık içerisinde gayret ediyorlar. Ve böylece biz şu an itibariyle spor konusunda karatede 200, basketbolda 93, yüzmede 100 öğrencimize ve aynı şekilde voleybolda 50 öğrencimize biz kurslar verdik. Bu hizmetlere ilaveten hanımlara 11 spor salonunda toplam 1200 hanım kardeşimize de ücretsiz kurs veriyoruz. Şu ana kadar hanımlarla ilgili 3 periyot yaptık, 3 dönem yaptık ve 3600 hanım kardeşimize biz yetişebildik. Onları salonlarımızda spor yapma imkanına kavuşturduk. Ve böylece
ben de varım, ben de katılmak istiyorum diyen tüm hanım kardeşlerimize, kardeşlerimize, özellikle bayan beden eğitimi öğretmenlerimizin nezaretinde fitness, aerobik, pilates ve her türlü salondaki spor aletlerini kullandıran uzmanlarımız eşliğinde spor yaptırıyoruz. Bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Şimdi de mesaiden sonra bu sporu yapmak isteyen hanım kardeşlerimizin talebini aldık. Onlar için de ayrı bir program hazırlıyoruz bu konuda. Ben de varım diyen hanım kardeşlerimizin Antakya Belediye'mizin Kültür Müdürlüğü'ne müracaatını arzu ediyoruz. Gerek böyle, gerekse Antakya Belediye'mizin sosyal medya hesaplarından ya da bizlere bir şekilde ulaşırsa kardeşlerimiz, hemen onları da listeye alacağız. Gene sanat konusunda da çok önemli faaliyetlerimiz oldu. Resim konusunda 50, gitar kurslarında 342, bağlamada 103, kemanda 70, sanatsal mozaik yapımında 30, tiyatro drama kursunda 76, moda tasarım kurslarımızda da şu an itibariyle 15 öğrencimize kurslar veriyoruz. Bu konuda ben de varım diyen tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Böylece bir yandan sanat, bir yandan spor, bir yandan kültür faaliyetlerinde kardeşlerimize hizmet vermek bizleri mutlu ediyor. Onların duasına ortak olmak, yüzlerindeki bir tebessüme mazhar olmak, başta şahsımızı ve tüm Antakya Belediyesi ailesi çalışanları heyecanlandırdığını, mutlu kıldığını ve böylece milletimize hizmet etme şerefine nail olmak bizleri gururlandırıyor. Bu heyecan daha fazla çalışmamıza ve daha fazla projeyi hayata geçirmek için daha çok gayret göstermemize sebep oluyor. Ben bir kez daha milletimize bizlere bu hizmetleri yapmak konusunda imkan sağladığı, güç ve destek verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan seyircilerimize Antakya Belediyesi'nin eğitim, kültür, sanat ve spor dallarındaki tüm kurslarının ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu konuda olası bir art niyetli kişilerin herhangi bir ücret talebi olduğu takdirde buradan ücretsiz olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım sevgili seyircilerimize. Bu ücret konusuna bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Bazı noktalar, bazı yerler öğrenci bulamadığı için efendim Antakya Belediyesi'nin kurslarına katılmayın, bizim kurslara katılın, Antakya Belediyesi kurslardan para alacak ya da para alıyor gibi yanlış söylemler yapıyorlar. Bundan da rahatsızız. Kesinlikle Antakya Belediye'mizin gerek spor, gerek eğitim, gerek kültür, gerekse sanat ile ilgili tüm faaliyetleri ücretsiz olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Aynı zamanda konusunda uzman, konservatuvar mezunu öğretmenlerimiz şu anda Haydar Mursaloğlu okulumuzda bir pilot okul olarak seçtiler ve orada öğrencilerimize, yani okulun tamamına piyano kursları, şan dersleri ve bu konuyla ilgili bir çocuk korosu oluşturma konusunda da çok özverili çalışma içerisindeler. Bütün kardeşlerimize bu şekilde bir sistemli bir program dairesinde her geçen gün daha fazla daha fazla faaliyet içerisinde oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Efendim, görev süreniz boyunca makamdan yönetimi asla benimsemediniz ve hemen her gün esnafla, vatandaşla, halkla iç içesiniz. Yaptığınız çalışmaları bizzat yerinde denetliyorsunuz ve yapmış olduğunuz bu ziyaretlerde gerek esnafımıza gerek halkımızla yapmış olduğunuz bu görüşmelerde sizden bazı talepler oluyor. Ve özellikle yoğun çarşı olan bölgelerde vatandaşlarımızın yürüyüş yollarının giderek daraldığından dolayı halkımızdan bazı talepler ve şikayetler oldu. Aynı şekilde esnafımızdan da çarşıya vatandaşların gelişlerinin azaldığına dair size sistemler oldu. Siz ikisini dinledikten sonra zabıtaya bir talimat verdiniz ve kazan kazan formülü olacak bir formül uyguladınız. Dediniz ki kaldırım işgallerini giderin ama esnafımızın da satışlarına engel olmayın. Hem vatandaşımız kazansın hem esnafımız kazansın. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldı ve vatandaşlar olsun, esnafımız olsun bundan şu anda memnunlar efendim? Şu anda memnunlar.
Özellikle çarşımızda vatandaşımızın rahatlıkla birbirlerine omuz çarpmadan alışverişini rahatça yapabileceği ve bilhassa hanım kardeşlerimizin rahatlıkla çarşıya zevkle gelip alışveriş yapabileceği bir ortamı oluşturmak istedik. Böylece esnafımızın daha fazla müşteriyle muhatap olabileceği ve daha çok mal ve ürün hizmet satarak para kazanabileceği bir ortam oluşturalım istedik. Bunun için çarşının gerek esnaflarımız açısından, gerekse vatandaşlarımız açısından bizlerden beklediği hizmetleri yaptık. Ve böylece 60 santim bir tezgah koyma noktasında dükkan önlerine yolları çizerek bir işaretleme yaptık. Ve bu işaretin dışarıya doğru büyümesini önlemek için de takibini yapıyoruz. Hiç kimse de bu konuda yola taşma konusunda gösterdiğimiz çizginin dışına geçmediği için de buradan esnafımıza teşekkür ediyorum. Böylece daha fazla geniş bir alan ve herkesin bir tertip, bir nizam içerisinde hassas bir şekilde olmasından da bir bereket oluyor, bir mutluluk oluyor. Ben hem Antakya'mıza, hem esnafımıza, hem de çarşıya alışveriş yapmak üzere giden kardeşlerimize daha güzel bir ortamı sağlamak için bu gayretlerimiz bundan sonra da devam edecek. Yeri gelmişken efendim, sizin yine önemsediğiniz bir konu, özellikle fırınlarda ekmeklerin poşetli bir şekilde ya da kese kağıtlarına konmak suretiyle sağlıklı ve hijyen olması noktasında yine bir talimatınız oldu. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Aynı şekilde semt pazarlarında açıkta satılan gıda ürünlerine karşı yine bu konuda çalışmalar yürütüyorsunuz. Gerçekten halk sağlığını koruma adına bunlar da çok önemli çalışmalar. Efendim, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Son olarak eklemek istediğiniz, vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bizleri daha ne gibi hizmetler bekliyor efendim? Tabii Antakya'mız bizim için çok önemli. Çünkü dünyanın göz bebeği. İlk insandan bu yana kadim bir coğrafyada yaşıyoruz. Müzemizde ziyaret edenler bilir. İlk insanın ortaya çıktığı çağları müteakip milattan önce 100 bin yıl geçmişi olan ve kültürel derinliği olan üst üste katmanlar halinde birçok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bir coğrafyanın üzerindeyiz. Toprağı birazcık eşelediğimizde altından çömlekler çıkıyor, mozaikler çıkıyor ve bunları bir zenginlik olarak görüyoruz. Dolayısıyla dünyada ilklere sahip olan gerek kültürüyle, gerekse farklı inanç kültürüyle, bütün farklılıklara rağmen kardeşlik olgusuyla bir arada güvenle yaşayan, insanların birbirine saygıyla her zaman için yaklaştığı bu coğrafyada gerçekten önemli bir hizmet ortaya koymaya gayret ediyoruz. Onun için ne yapsak az diyoruz ve her şeyden önce tertemiz, pırıl pırıl bir Antakya ve yeşillikler içerisinde bir Antakya olması konusunda gayretlerimiz devam ediyor. Bunlara inşallah sosyal, kültür, sanat ve diğer eğitim konularındaki faaliyetlerimizi her geçen gün daha fazla üst noktaya çıkaracak çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Keza kentsel dönüşüm deyip geçmiyoruz. Şu anda 3. safhanın son noktasındayız. Projemizi olgunlaştırdık ve inşallah bakanlık makamında nezdinde onayı müteakip bu süreci bitireceğiz. Ve 4. ve son süreç olan kentsel dönüşümün son safhasına geleceğiz. Burada da 120 günlük bir zaman dilimiyle bu proje inşallah tamamlayacağız. Ve hak sahiplerimizi böylece 4. süreçte davet ederek onları yaptığımız bu kentsel dönüşümde haklarıyla buluşturacağız. Böylece başlangıçta tespit ettiğimiz 350 bin metrekarelik alanda toplam 3740 tane yeni daire yapacağız ki bunların 1+1 toplam 98 metrekare olan 380 daire, 2+1 toplamda 122,5 metrekare olan 900'e yakın daire, 3+1 toplam 151,5 metrekare brüt inşaat alanı, 2000'in üzerinde daire ve 390 tane de 4+1 200,5 metrekare büyüklüğünde toplam 3740 tane dairemiz ve iş yerlerimiz olacak. Arzu edene iş yeri, arzu edene bütçesine uygun, yani bu kentsel dönüşümden alacağı
Ondan sonra değer tutarına istinaden seçenekler sunacağız. Hangi daireler isterse alacağına mukabil bunları denkleştireceğiz. Böylece alanda 350 bin metrekare alanda toplamda 91 tane apartman bloku yerleşecek. 18 tane farklı adamız olacak ve bu alanı 100 üzerinden değerlendirdik mi konutların alana oturumu %25, yolların aynı şekilde sosyal tesisler %25'e tekabül ediyor. Geri kalan %50'lik alanda apartman bloklarından arta kalan yerlerde park ve bahçe ve aynı zamanda bloklar arasındaki alan olarak, yeşil alan olarak karşımızda. Nitekim yaklaşık 80 bin metrekare apartman bloklarının zemindeki oturum alanı var. Keza 157 bin metrekarede yeşil alanımız var. Bu 157 bin metrekarelik alanın yaklaşık 25 adet yeni park yapacağız ve 48.202 metrekare toplam yeşil alanımız olacak. 107 bin metrekarede 18 tane apartman adanın içerisinde blokların arasında parkımız olacak. Nitekim burası Antakya'mızın en nadide ve bilinen parklarından birisi olan Vali Ürgen Parkı. Biliyorsunuz evet. 5500 metrekare büyüklüğünde Vali Ürgen Parkı'nın büyüklüğünün tam 21 katı ya da aynısından 21 tane yapacağımız yemyeşil bir Antakya önümüzde bizi bekliyor. Keza bu dönüşümün ortasında çok muhteşem büyük bir cami, merkez camisi ve keza onun hemen avlusuna bakan tarafta geniş bir meydan düzenlemesi. Aynı İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı gibi çok güzel bir meydan. Nefes alacak. Nefes alınacak bir merkez olacak. Tüm mahallenin ve hatta Antakya'mızın en nadide bir çekim merkezi olacak. Bir meydan olacak. Hemen yanında bir semt pazarı. Onun ötesinde bir karakol binası olacak. Böylece biliyorsunuz Şehit Özen Polis Karakolumuz şehir merkezindeydi. Kentsel dönüşüme girdiği için, yenilemeye girdiği için şehir dışına şu anda bir Güzelburç mahallemizin girişine taşındı. İnşallah böyle bir tesisi de kazandırdığımızda tekrar bir şubesini merkeze alacak. İlaveten iki tane sosyal tesis hemen birisi camimizin önünde, birisi de mahallenin diğer yakasında olacak şekilde. Bir sağlık ocağı olacak. Böylece ihtiyaç duyulan bir ticaret merkezi ve Antakya'mızın nefes alabileceği, günlük alışverişlerini yaparken aracını park edeceği, yollarımızın içerisinde olmamak şartıyla otopark düzenlemesi de yaptık. Toplam 1000 tane araçlık otoparkın olabileceği bir mekanı kentsel dönüşüm kapsamında Antakya'mızın hizmetine sunacağız. Böylece sloganımız olan 5 yılda en az 150 bin ağaç dikme projemizi ve aynı zamanda yeşillikler içerisinde bir Antakya projemizi inşallah milletimizin hayır dualarıyla gerçekleştireceğiz. Ve bu projemiz hayata girdikten sonra Antakya'mızın ihtiyaç olan diğer tüm mahallelerinde kademeli bir şekilde kentsel dönüşümü yapacağız. Böylece tertemiz, pırıl pırıl yeşillikler içerisinde aynı zamanda tarih dokusuyla gurur duyan, insanıyla gurur duyan ve o eşsiz mutfak lezzeti ve kültürüyle tüm dünyanın imrendiği bir çekim merkezi haline Antakya'mızı hep beraberce getireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bizleri dinleme ve izleme nezaketinde bulunan ve her hafta Perşembe günü saat 19.30'da Antakya Belediye'mizin web televizyonu olan ve antakyabelediye.tv internet adresi üzerinden yayın yapan bu yayınımızı dinleme nezaketinde bulundukları için şahsım, teşkilatım, Antakya Belediyesi ailesi ve milletim adına sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, biz de verdiğiniz bilgilerden dolayı, yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı binlerce kez teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli seyirciler, gündem özel programımızda konuğumuz Antakya Belediyesi ailesinin çok değerli lideri, Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kimyeci'ydi. Programımızın sonunda her hafta olduğu gibi bu hafta da sizleri Sokağın Sesi adlı bölümümüzle baş başa bırakıyoruz ve haftaya aynı saatte buluşmak üzere esen kalın diyoruz efendim.
Antakya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Genel olarak bakıldığında memnunum. Memnunuz yani şu an, evet, gayet çalışmalar var. Memnunuz, inşallah daha fazlasını bekleriz tabii ki. Yani bugüne kadar görmediğimiz hizmetleri yapıyorlar. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. İnşallah ay bu şekilde devam eder. Çok memnunuz. Her türlü, her şekilde vatandaşı dinliyorlar. Hani şöyle dediğim, İsmail Bey'le karşılaştık hastanede. Yani yanına gitmeye çekindim ama gittim mi bırakamadı beni. Bir isteğiniz var mı, bir isteğiniz var mı diye tekrarladı. Ben baktım böyle, hani hizmetlerinden çok çok memnunuz. İnsanları dinliyorlar. Antakya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musun? Evet. Hani genel olarak çevre temizliği daha iyi oldu. Hani önceki senelere nazaran işte ışıklandırma gördüğünüz gibi sizde daha iyi. Ben memnunum. Gerçekten İsmail Bey güzel hizmetler yapıyor. İnanıyorum yani düzgün hizmetler yaptığını. Peki Antakya Belediye Başkanı siz olsaydınız Antakya için ilk yapacağınız hizmet ne olurdu? Park, arabalar için otopark. Antakya'mız bu konuda çok ne diyeyim, çok sıkıntılı. Yani İstanbul büyük olduğu halde bu kadar trafiği var. Antakya'mız küçük. Belki İstanbul kadar aracımız var. Her evin önünde iki araç var. Onun için çok sıkıntılıyız bu konuda. Bu Atina'nın kokusunu biraz daha götürmeye çalışırdık. Tiyatroyu falan daha çok geliştirmek isterdim. Yani daha çok önem verilmesini, evet, daha çok önem verilmesini isterdim. İnsanları memnun etmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Ulaşım. Ulaşım ve çevrede böyle başıboş gezen, kimsesiz olan çocuklara yardım ederdim. Onları bir araya toplar, onlar için ne gerekiyorsa eğitim, maddi manevi her türlü destekte bulunurdum. Çevre düzenlemesi ve şehrin o araç trafiğini düzenlemek için bayağı bir çalışma yapardım. Trafik sorunu işte. Trafiğe çözüm verilmesi lazım. Öyle şeyler. Antakya'ya gereken hizmetler zaten yapılıyor. Yani daha fazlasını beklemek mümkün değil. O daha yüksek mevkilere çıkmanız gerekiyor bunun için. Yani bir belediyenin elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum ben. Ben de olsam bence biraz daha sosyal yardımlaşma derneğine biraz daha baskı yapardım. Çünkü durumu olmayan çok insanlar var. Kıt kanaat geçinen çok insanlar var ve hani kendini ifade edemeyen insanlar var. Mesela ben olsam hani ihtiyacım var diyemiyorum. Çekiniyorum. Ama çekinmeden bence kendilerinin istemesi lazım. Kendilerinin teklif etmesi lazım. Ben böyle görüyorum. Öncelikle elektrik kesilmelerini ya bir yol bulup onları hallederdim. Bu kadar yani, gerisinden memnunum zaten. Ya bu park sorununu çözerdim herhalde. Yani çözülebilecek olsa. Onunla uğraşırdım herhalde. Parkla ilgili büyük sıkıntılar var çünkü her tarafta. Şu anda yeterli bence. Antakya Belediye Başkanımızı seviyoruz. İyi çalışmalar yapıyor. Başarıların devamını diliyoruz. Yani otobüs seferlerini daha şey yapabilirdim. Çünkü bayağı sıkıntılı, kalabalık oluyor. Akşam saatlerinde daha şey olabilir. Dakikalara düşebilir mesela ya da ek sefer çıkabilir. Böyle. Vallahi Antakya'yı, Hatay'ı, medeniyetler şehrini. Yani gerçi daha güzel yerlere taşımak olurdu. Yani başka bir şey diyemiyorum. Yani yapmış olduğu hizmetlerden dolayı İsmail Bey'e buradan sesleniyorum. Çok teşekkür ederim kendisine, Hatay halkına, Antakya halkına. Gerçekten hizmet ettiğine inanıyorum ben. Ki başkanımız İsmail Kimyeci'ye iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Başarılarının devamını diliyorum. Çok iyi çalışmalar yapıyor. İnşallah daha iyi yerlere getirecektir Antakya'yı. Yaptığı hizmetlerden ötürü ona teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum kendisine. Başarılar.